Kamu personeli seçme sınavı biliyorsunuz genel yetenek ve genel kültür oturumu, eğitim bilimleri, öğretmenlik alan bilgisi olmak üzere öğretmen olan arkadaşlarımız bu 3 sınava girecek. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başladı ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. Her bir sınavın, her bir oturumun sınav ücreti 115 Türk lirası. Dolayısıyla 115 çarpı 3 nereden bakarsanız 350 küsur civarında bir paraya tekabül ediyor. Yeni mezun olan bir arkadaşımızın işi yok, karı yok, biliyorsunuz aileye bağımlı bir şekilde hala hayatını idame ettiriyor. Dolayısıyla belki az gibi görünebilir ama maalesef bu meblağlar oldukça fazla. Mutlaka bunların düşürülmesi, bu öğrenci kardeşlerimizin de düşünülmesi gerekir. Çünkü bunlar sonuçta yeni mezun. Geçtiğimiz yıl sınava girmek isteyen adaylar genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarında her bir oturum için ödenmesi gereken ücret 90 TL iken bu sene 115 TL olarak belirlendi. Bu paranın meblağı oldukça fazladır. Bunun mutlaka daha aşağıya indirilmesi gerekir. Çünkü tek bir sınav değil, 3 tane sınavdır. O yüzden yeni mezun olan arkadaşlarımızın da durumu göz önüne alınarak herhangi bir mağduriyet, herhangi bir başvurmama durumunun oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınıp bu öğrenci kardeşlerimizin mutlaka durumlarının göz önüne alınarak herhangi bir mağduriyetin oluşmaması, tüm mezun olan arkadaşların bu sınava girebilecek imkanın mutlaka oluşturulması gerekir. Bu sene sınav ücretlerinin %20 oranında arttığı belirtilirken, Memur Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, her bir oturum için adayların 115 TL gibi bir meblağ ödemesinin adayları zor durumda bırakacağını belirtti. Sınavlar gerçekten öğrencilerin yeni mezun olması hesabıyla oldukça yüksek görünüyor. O yüzden bunun mutlaka düşürülmesi ve hiçbir mezun öğrencimizin bu yüksek paradan, meblağdan dolayı kamu personeli seçme sınavına başvurmamazlık yapmamasını, dolayısıyla herkesin başvurması için bu tür imkanların oluşturulması gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca Coşkun yeni mezun öğrenci adayların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.